Wapner tekrar hoş bugün sizlerle birlikte acı biber yeme cezalı gülmeme challenge yapıyoruz. Bundan öncesi gülmeme challenge yaptığımda, acı biber yeme cezalı yaptığımda aslında ilk kez yapmıştım. 5 ay önce yapmıştım ve 200 bin civarı falan izlenmişti. Acı biberin bu kadar etkili olacağını tahmin etmemiştim. Ve o videodan sonra bunu siz bilmiyorsunuz. Bu bir gerçek. Size bir sır vereceğim. O videoyu yaptıktan sonrası 3 gün boyunca benim karnım ağrıdı ve ben acı biber yemedim o günden sonra. Zaten normalde de yemem. Yani tekrar için karnım ağrıyacak. Sizin için tekrar. Silikon mu yesem acaba? Değil mi kanka? Her neyse. Hadi videoya geçelim. Bu arada Fail Army'nin yapmış olduğu komik fail videoları izleyeceğiz. Çok da piton. Çok da ne izleyeceğimi bulamadım açıkçası. Dedim bari fail videoları izleyeyim. Onu izleyeceğiz. Gülersek acı biber yiyeceğiz işte. Acı biber deyince bir etki yapıyor. Videoyu beğenmeyi ve ne kadar acı çektiğimi görmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi başlayalım. O nasıl bir ölümdü lan? Dur gülmeyeceğim dur. Oğlum çok güzel ses çıkarıyor lan. Elleme, elleme, elleme. Attan mükemmel bir tekme. Sor kuraşı. Abi bu sevimli ya. Ya bu sevimli çok güzel. La o şimdi çiftleşme döneminde ama genini şaşırmış. Bak arka ama titreme yerini açmam göstereceğim bak. Tavşanın popoya. Roket hızında yapıyor ya. Ay Allah belanı. Yiyeceğiz bir tane. Şimdi önceki videodan beni bilenler bilir. İzleyenler varsa. Ben acı biberi yersem canınızı çektir. Böyle bir puşluğum var. Niye yapıyorum bilmiyorum. Ben acı çekiyorsam siz de çekeceğiz. Biz bir aileyiz. Ne yalan mı? O yüzden şimdi canınızı çektireceğim. Çok şerefsizim ya. Şimdi bazıları bir de şey diyor. Ben diyor onu sabah diyor kahvaltıda falan yiyorum diye biberi diyor. Abartma lan. Zibidi diyor. Olabilir. Benim bünyem kaldırmıyor. Seninki kaldırabilir. Yapabileceğim bir şey yok. Tamam. Dur bir kere daha olursa. Lan oğlum çok çok güzel düştü ya. Bir kere daha olsa yiyeceğim tamam dur. Ha, git. Pipet getirmiş. Abi de tükürüyor. Aaa attan fake yedi. Tamam biraz da insan videosu izleyelim. Ama dur bir sözüm vardı bir tane daha yiyecektim. Dur sert olanı alayım ki canınız çeksin. Değil mi? Dudağımın üstünde yara vardı. Hafif açık. Üstüne suyu fışkırınca acı geliyor. Acıdı yani. Ondan o tepki. Güzel et çattı. İkisi de mal ya. Oğlum insan önce bir dener lan orayı. Kayıyor mu diye. (Gülüyor)
Bu komik değil de bu hoşuma gitti. Bu bazen bana da oluyor. Böyle evde müziğe kimse olmadığı zaman çok mükemmel oluyor. Evde bası dayıyorum böyle müziğe, kaptırıyorum kafama sallarken birden kendimi yerde buluyorum. Buna ona güldüm, kendimi hatırladım. Okey, tamam, şimdi Facebook'ta sahte oluşturduğum profilden tabi bunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Facebook'ta sahte bir profilim var. Facebook hesabı kullanmadığımı söyleyeyim herkese ama kullanıyorum, ama sahte bir profil sadece belli sayfaları takip etmek için, yoksa arkadaş falan yok. Oradan birkaç videoya bakacağım. Zaman peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun? Benim aşkım satılık değil. Ve ben fakire kız vermem. O kendi isteğiyle benim oldu. Ben vermeden kimsenin olmaz. Hani satılık değildi? Kes ulan! Her şey para mı be? Celil! Baba? Cavit Haznedaroğulları Bey. Bu herifin kızını evlenirsen seni evlatlıktan reddederim. Bu sizin oğlunuz mu? Canım baştan niye söylemiyorsun ya? Tamam, verdim kızı. Onun için her şeye varım. Reddet beni baba. O zaman otomatikman mirastan mahrum kalıyorsun salak. Vallahi mi? Öyle mi baba? Öyle. O zaman kötü bak. Ne oldu? Hani para olmasa da olurdu ha? Tamam ulan. Onun için her şeye varım. Reddet beni baba. O zaman direkt fakir oluyorsun. Ben fakire kız vermem dedim. Gelbesinin ama yani. Vay anladım. Ne yapacağız şimdi? Bilemem. Ben de bilemem. Daha beni reddetmediğine göre şu an zenginim ben. Evet aynı. O zaman ben hazır zenginken sen bana şimdi kızı ver. Sen de zaten evlendikten sonra reddedeceğim diyorsun. Anam gel. Zaten senin damadın olunca holdinge sökerim. Ama. Tamam hadi. Zeki çocuk. Bizim gibi mal değil. Biz değil, sen malsın. Hisseler bana kaldı. Bana mı girdi yani sadece? Aynen. Bu da boş ama. Bu iyiymiş bak. O şeydi, kızını ne dakika kızımın peşini bırakmak için ne kadar izliyorsun? Bu böyle bir insan mı? Öyle bir insan var ne oğlum ya? Böyle birisi var Instagram'da, adını unuttum ama arada izliyorum. Yani denk gelince izliyorum. Güzel videolar yapıyor yani, çok hoşuma gidiyor. Ona bakalım hatta dur. Bak bu çok iyi bak. Çocuk koltuğun altına sıkışmış. Annesi diyor ki ne oldu diyor. Bebe diyor ki ebenin ne oldu diyor. Bu çok iyi ya. Bak. Hey o ananın. Ne oldu? Ye hadi bir tane daha. Yalnız pek belli etmesem de dudağımın sağ tarafı uyuştu. Artık böyle kaldı. Acının etkisiyle içindeki ejderha dışarı çıkan Bülent Ersoy. Bak bir tane daha veriyor. Yeter abi! Yeter abi! Ben robot değilim şeysin işaretine robot kardeşimiz. Oğlum ya bunu yaptığın hangi şerefsiz ya? Bu da kapak olsun. Bir de takım wipe yapmışlar. Bu da adam şarkılarla şey yapmış bunda. Düz mantıkla şarkı yapmış. Düşenin dostu olmaz derler, inanmazdım. Duysun o şerefsiz, duysun ben gidiyorum. Git bana benzeyen ya da benzemeyen. Benzemeyen de çok iyi olmuş ya. Senden biraz fazla. Uysana Allah'ın aşkına, kuyma bana. Nikah masasına oturdun işte, dayanmak çok. Meleklerin sözü var. Oğlum bu ne iblilik ya. Meleklerin sözü var. Allah belanı. Başlık öyle bir paylaşılıyor ki çok insan etkiliyor ya. Peter Parker'ı kim çağırdı bu düğüne diye. Yani ölecek adamı. Yemek yapıyorsun hayırdır? Erkekliğe leke sürülmüşsün. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun bunu? Evet, üzerime leke bulaştı. Evet. Yemekten sonra bunları da temizleyeceğim. Annemin iki insanları olsa bırakmaz sana bunları. Gerçek kan lekesi. İki elimde kanlıydı üzerime sil. Aman annem görmesin, kendi kanını görmeye dayanıyor biliyorsun. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet, üzerimdekiler annenin kanı. Yoksa yemeği ben yapar mıydım? Baba ne diyorsun, annen nerede bak. Burnuma kötü kokular geliyor. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Osurdum ondandır. İki saattir ufaktayım, midem bozuk. Korkutmaya başlıyorsun beni.
Annem nerede? Yemek de olacak mı annemde? Nereden duydun bunu? Neyi duydun lan? Evet, annem de olacak. Hatta hazır gidin. Ama biraz daha pişmesi lazım. Annemle şaka mı yapıyorsunuz bana lan? Annemin de parmağı varmış da ne yapıyorsun? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet, annenin parmağı da var. Biraz baharat ve biraz maydanoza koy. Sonrasında ana yüreği ve omuz eti olur. Annem ne düşünüyorsun? Omuz eti ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan sen? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Unutmuş. Müslüman omuz eti yemez, haramdır. Domuz eti değil miydi o ya? Ne kadar şaka, git annen içeride. Ama hemen yeme, biraz soğusun. Oo baba, tamire başlamışsın. Ne oldu? Kumanda alacaklarımız kalmadı mı yoksa? Nereden duydun bunu? Neyi duydun? Evet. Bunu çok seviyorum. Nereden duydun? Bunu da izleyelim, bitirelim. Kumarda kaybettim. Baba nasıl kumar oynarsın? Senin bir ailen yok mu? Nereden duydun bunu? Neyi duydun bu lan? Evet. Benim aslında bir ailem yok. Ben annenle evleneceksen gel programında tanıştım. Asıl baban hala taliplerini bekliyor. Allah'ım, dayanacak gücüm kalmadı artık. Nereden duydun bunu? Neyi duydum lan? Evet. Çok az böyle. Bazen nereden duyduğunu gıcık ediyor. Ama belli söz sana psikoloji bozuyor, sen de gülesi geliyor. Annem bunları duysa çoktan kalpten gitmişti. Nereden duydun? Neyi nereden duydun lan? Evet. Annene olanları anlattım. Dayanamayıp kalp krizi geçirdi. Kurtaramadık. Baba annen öldü diyorsun. Baba sende kalp denilen bir şey yok mu? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet, Allah'tan bende kalp yok. Ben de ölsem sana kim bakardı? Ben de zaten ölecekmişim, bakmana gerek yok. Nereden duydun bunu? Sen söyledin ya, şerefsiz. Ha doğru. Tamam bitti şu. Elimde iki tane tabak bitti artık. Tabağa beş tane koymuştum. İki tane kaldı. Bunları aslında yememe gerek yok. Yani, tamam sonlarda güldüm. Bir tanesini yememe gerek var ama ikisini birden yiyeceğim. İkin canınızı double çektireceğim. Videoyu beğendiyseniz şurada çıkan diğer iki videomuza da göz atabilirsiniz. Onlar da gülmeme challenge, yani onlara da göz atmanızı tavsiye ederim. Ve videoya beğenip paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Canı biber çeken videonun altına yazsın bu arada.